Western Armenia TV. Bugün Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyesi Simon Daronyan ile görüşeceğiz. Merhaba Sayın Daronyan. Lütfen Artsakh'taki mevcut durum hakkında yorum yapın. Öncelikle Artsakh'ın durumu tarihsel geçmişe ele alarak değerlendirmek lazım. Çünkü Artsakh Ermenistan'ın ikiye bölünmüş Doğu ve Batı Ermenistan'ın değişik işgalci güçler tarafından istila ettikten sonra Artsakh bölgesinin dağlık yerleri ulaşılmayan yerlerdi. O yüzden ki hiçbir zaman merkezi idare otoriteler buraları istila etmekte zorluk çektiler. O yüzden ki Karabağ ismi olarak tanıttılar. Karabağ Farsçadan gelen bir terimdir. Siyah yumak bir anlam taşıyor. O yüzden ki Ermenicesi de bir değişik yorumlar olmasına rağmen kartal yuvası olarak anlamakta da daha yarar vardır. Artsakh tarihi genel Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Artsakh neredeyse Ermenistan'ın işte bölge Doğu ve Batı Ermenistan'ın meşruiyeti kaybettikten sonra istila kendi öz yönetimi mevcuttu. Değişik prensler, Birleşik Prensler tarafından yönetiliyordu. Zaman zaman kısa da olsa bağımsızlığını elde etmiştir. Ve Artsakh'ın mevcut sorunu 100 yıl öncesine giden bir sorundur. Ve bunlar çözülmeyen sorundur. Çünkü genel Ermeni sorunuyla alakalıdır. Ayrı bir sorun değildir Artsakh. Artsakh her zaman arzusu genel Ermenistan'la birleşmekti. Fakat buna her zaman engel olmaya çalıştılar. Artsakh'ın 1918 dolarlarına baktığımız zaman General Antran'ın oradaki büyük bir misyonu söz konusudur. Ne yazık ki orada karşımızda yine İngiliz siyaseti, İngilizlerin gücü çıkmaktadır. Bunu hep engelletmeye çalışmıştır. Ve o yüzden geçmişe ve bugünlerine zaman hiçbir zaman o politika değişmediğini görüyoruz. Çünkü yine İngilizlerin arka taraftan bunu planlayıp idare ettiğini görmekteyiz bu oyunların baş aktörü olarak. Artsakh Sovyet döneminde bir çözümsüzlüğe kavuşmayan bir durum olarak bir haksızlık uğratarak bunu daha küçülmüş bir haliyle Dağlık Karabağ olarak Nagorno Karabağ Rusçasında bunu bir özerk yönetimi olarak Azerbaycan Sovyet Azerbaycan statüsünün içinde bıraktılar haksız bir şekilde. Neredeyse bugün Sovyet Ermenistan'la hiçbir fiziki bağını bile engelletti. O yüzden ki yerelde Kürdistan birimi, idari birimi oluşturdu 1923'ten sonra. Ne zaman ki Artsakh'ın özerkliği oldu. Bu Kürdistan özerk birimi ise Sovyet Ermenistan ve özerk Artsakh Dağlı Karabağ arasında oluştu. Şimdi Artsakh Karabağ deyince genellikle iki şey karıştırıyorlar. İşte Karabağ Kürdistan'dır, yok Karabağ Azerbaycan'dır diyen yanlış yaklaşımlar oluyor. O yüzden iki farklı konuyu birbirine sürekli karıştırıyorlar. Dağlı Karabağ döneminde tanınmış bir yönetimi ve Sovyet Azerbaycan'ın içerisinde bırakılmış, haksızlığa uğratılmıştır. Ve Kürdistan idari birimi ise Dağlık Karabağ'ın dışındadır. Bu ise bu idari birimler ise 1923'ten sonra itibaren
Dağlık Karabağ'la ve Sovyet Ermenistan arasında geçici ve olarak oluşmuş bir idari birim. Bunu da yaklaşık 6-7 yıl diyebiliriz. 1923 ile 30 yıl arası, 1930'lar arası geçici bir idari. Bu da kızıla bürünmüş Pan-Türkist İttihatçıların yan versiyonuna Musavatların bir Kemalistlerle yaptığı oyunları görmekte yara vardır. Bunu bir şekilde arka planda da İngiliz siyasetini görmekte çok yara vardır. Ve bu idari birim, Kürdistan İdari Birim 1930 dağıtıldı. Bu idari birim söz konusu olmadı. Daha sonra bu idari birimin önderleri her kimse, daha sonra 1947 dolaylar bölgüne göründürüldüler Orta Asya'ya. Yani bölgedeki halk dinleri Müslüman olsa da, Şii olsa da ve de Kürdofon zaman, Türkofon bugün Türkofon olsa da çünkü Sovyet döneminde Azerileştirme politikası çok yaygındı. Bunu bilinçli sistematik olarak attılar. Bir nevi Sovyet dönemi Azerileşme. Bugün bu Azerileşme ise Türkleşme olduğunu görmekteyiz. Pan-Türk yayılmacı politikası. O yüzden bölgede Müslüman olmak demek değil ki Türk veya da Kürt Azeri anlamında Müslümanlaşmış Ermenilerdir bölgedeki insanlar. Çünkü Ermeni tarihi bize hep yalnız Hristiyanlıktan kilisenin tarihi bakış açısı yalnız Hristiyanlıktan bahsediyorsa bu yanlış ve eksik bir tanımlamadır. Çünkü İslamlaştırma politikası 7. asırda başlamıştır. Ermenistan'ın işte İslam güçleri tarafından istikrar edilmesinden sonra başlamıştır. O zaman kilisenin müdafaasını yapan Mamikonyanlar bunu Arif Biyinlik ile kendi gücünü kaybetmiştir. O yüzden ki İslamlaşma bölgede zamanla yaygınlaştırılmış ve bölgenin Müslümanlaşmış Ermenileri, İslamlaştırmış Ermenileri kilise her zaman bunu yok saydı. Çünkü kilisenin otoritesi 301'de başladı ki Ermeni kilisenin otoritesi yani Ermeni kilisesi diye hitap edilen kilise. Bu da batı yanlı bir politikayı benimsemiş ve merkezden tepeden bir politika. Hristiyan olmayan Ermenileri de aynı zamanda yok saymıştır. Ve 4. asırda başlayıp da 7. asıra gelen süreçte Hristiyan olmayan Ermeniler bu sefer takiye olmuştur. Bu sefer Hristiyan olan Ermeniler de İslamlaşma zamanla Şii otoritesinde Şiileşiyor, Sünni otoritesinde Sünnileşiyor. Bölgede Ermenilerin etnik olarak varlığı bugün de çok belirgindir. Ne yazık ki bu dinsel kopukluklar, dinsel siyasetten dolayı yok sayılmış ve ötekileştirilmiştir. Bunu görmekte yarar vardır. Şimdi Rusya'nın hakimiyeti bölgede yaygın bir şekilde aşağı yukarı bir asırı bulmaktadır. Neden iki asırı bulmaktadır? Çünkü Ermenistan o zaman Doğu Ermenistan İran egemenliği altındaydı. Batı Ermenistan Osmanlı'ydı. 1800'lerin başlarında ise Çarlık Rusya egemenliğine altına girdik. Kuzeydoğu Ermenistan. Sorunlar çok derin, tarihle alakalı olan sorunlardır. Bugün Karabağ hem otoritesi meşrudur hem de yerli bir halk olarak hakları meşrudur. Ne yazık ki yapılan politika öncelikle son 30 yıla baktığımız zaman bu Gorbaççov politikası batı yanlı bir politikası. Aynı zamanda Sovyetlere verdiği zararın sınırlı yoktur. Sovyetlere verilen halkına ve Ermeni halkına büyük bir facialar getirmiştir. O açıdan ki Ermenistan 88 ile başlayan süreçle 94 ateşkesine kadar korkunç bir haksızlığa uğratılmıştır. 88'de deprem, büyük bir deprem yaşandı. Kuzey Ermenistan'da
Sovyet, Kuzey Ermenistan, Sovyet Ermenistan'ın kuzey bölgesinde Gümrü, işte Spitak depremi büyük bir faciayla karşılandı. Bu kimi görüşler bu depremin Gorbaçov'un sünni bir deprem olduğunu görüşünde kanıtlar vardır. Bunun akabetinde Sümgat'ta büyük bir katliama başlandığını görüyoruz. Sümgat örneğin bugün Baku'nun üst kesiminde bir sanayi. Bu 45'lerden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan gelen Arzaklı, Karabaklı askeri ailelerden oluşuyordu ve ilk olarak buranın hedefe tutması da bu tesadüf olmaz ki, çünkü burada etnik temizliğin operasyonu tekrardan başlandı. Ha. O açıdan da bu koşulları yaratan Ermeniler değil, Türkistlerdi. Ermeniler kendileri meşru müdafaa yapmak zorundaydı. Ve bugün ise sözüm ona meşru olarak Azerbaycan'ın içinde yer alıyor. Bu gerçek değildir. Bu dünyanın kendi haksız bir politik görüşüdür. Ve bu kabul edilecek bir şeydir. Ve aynı zamanda 30 yıl önce Karabakh Komitesi, işte Gorbaçov yanlısı olan bir komite oldu. Oysa ki Karabakh Komitesi'nin kurucuları, üyeleri ve de Karabakhlarla hiçbir alakası yoktu. Bu yanlış temeller tarafın görüşlerle başlayıp yanlış bir politika, yanlış bir diplomasi ile bugünün sonunu görüyoruz. Oysa ki Karabakh, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti ile hiçbir alakası yoktur ve alakası da olmaması gerekir. Çünkü bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti kendisine 3. Cumhuriyet diyor. Yani bizim 1920 Cumhuriyeti ile alakası yoktur. O yüzden ki Ermenistan Cumhuriyeti'nin Karabağ Komitesi ile başlayan yanlış politikasıdır. Eğer bunu ya bu Karabağ Komitesi ile yalnız başladığını görüyorsak, bu 1918'de 4 Haziran'da Batum'da İttihatçılarla yapılan taşnakların anlaşmasından yanlış başlıyor. Çünkü orada gidip o imzalatan anlaşmayı Alexander Hadisyan ve aynı zamanda Gümrü'deki anlaşma yapan aynı şahıstır. Bu yanlışlar devam etti. Batum ve Gümrü geçerliliği yoktur. Çünkü bu haksız bir şekilde birilerinin, genel halkın görüşü olmadan birilerinin kendi görüşüyle gidip bu İngiliz görüşlü bir politika yapmasıyla yaptı. O yüzden ki bu kabul görülemez. Bugünkü mevcut olan durum kesinlikle kabul görülemez. Neden böyle oldu? Bunu diplomatik bir yenilgi olarak değerlendirebilir miyiz? Demin dediğim gibi, eğer yakın 30 yılda, yani 1978'le ele aldığımız zaman, yakın dönemde, o dönemdeki Gorbaçov yönetimiyle başlayan bir sorundur. Çünkü Gorbaçov yönetimi Batı yanlılığı bir politikayı takip ediyordu. Sovyeti feshedip dağıtmak politikası. O yüzden ki Ermenileri büyük hedefe tuttu. O yüzden ki o dönem oluşan işte Karabakh Komitesi de Gorbaçov'un yakın ve onun görüşündeki bir yapılanmaydı. Ve bu yanlış politika neticesinde Ermenistan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık bildirgesini ilan ediyor. O yüzden ki Sovyetlerden bağımsızlığını aldı. Yani bağımsızlık bildirgesi nasıl bağımsız olabilir? Çünkü kendisi sanki farklı bir cumhuriyetmiş gibi ilan yapıldı. Burada bir eksik yanlışlar ve yanlış bir. Oysa ki bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti Sovyetler'deki devam eden aynı dar bir politikayla kendisini devam etti. Ne yazık ki bu yanlış politika bugünü yansıttı. Çünkü eğer bugünkü Ermenistan'ı ele aldığımız zaman bugünkü Ermenistan'ı kendisinin 30 bin kilometre kareye bir idari
bölgesine sahiptir. Karabakh ise bunun dışında kalıyor. Karabakh o zaman ne oluyor? Resmi olarak işgal mi oluyor? İşgal mi etmiş? Yani kendisinin meşru olan yönetimi, Arzak'ın yönetimi işgalci bir güç mü görünüyor? Yani 30 yıl bir de facto devlet olarak kendi varlığını devam ediyor. Oysa ki Karabakh ne işgalcidir ne de bölgeyi işgal etmiştir. Kendi meşru haklarını müdafaa etmiştir. De facto bir devlet varlığını bugüne kadar. Karabakh sorunu Ermenistan Cumhuriyeti, Karabakh Cumhuriyeti ve aynı zamanda bugünkü Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni biz ayrı ayrı ele alamayız. Çünkü hepsi 1920 Ermenistan'ın Batı Ermeni topraklarından tanınmış Ermenistan Cumhuriyeti'nin devamıdır. Ve o mirasa, o genel olarak o bütün haklarını patent olarak sahip çıkmadığı sürece bu sorunlar çıkmazlığı devam etmektedir. O yüzden ki Ermenistan'ın bu yanlış politikası neticesinde ve hem kendisini bu çıkmaza koydu hem Arzak'ı çıkmaza koydu. Bunlar kabul edilecek hiçbir durum yok ve kendisi de bu hakka sahiptir bu şekilde politikalar bu hakka sahiptir değildir ve biz kabul etmiyoruz bu görüşü. Arzak'taki mevcut durumu, mültecilerin yerlerinden edilmiş kişilerin ve bölgelerin teslim edilmesiyle ilişkin analizleriniz nelerdir? Şimdi Arzak mülteci ve sürgünleri işte iki bölgeden diyorsak üç bölgeden Arzak buranın yerli halkıdır. Burayı hiç kimseye yani biz şuradan buradan kanıtlanacak hiçbir şey kendisini böyle zorunlu hale getirmek her şey göz önündedir. Kendisi yerlidir, meşruiyeti göz önündedir. Ne yazık ki bu kendi üç bölgesi Ahdam, Kalvaçar ve Laçin-Berzor bölgesinden haksız bir şekilde çekilmesine yol açan politik ve diplomatik mantık bu hiçbir doğru ve onanılacak kesinlikle onanılacak bir yanı yoktur. Çünkü buradaki halk haksızlığa uğruyor. Bugün sürgüne uğranıyor, mültecilere düşünüyor. Kim bunların garantisini verir? Ve bugün eğer bu bölgede kalan bir Ermeni'nin varlığı ise hiçbir garantisi yok. Çünkü pan Türkizm zihniydi. İnsanların ölüsüne bile saygısı yoktur. Değil ki yaşanına. O yüzden ölüye saygı yoksa yaşayana da saygı yoktur. Kültüre saygı yok, tarihe saygısı yoktur. Yani bir tam talancı vampirlerdir. O açıdan ki 100 yıl önce başlayıp bitmeyen soykırım devam ediyor ki bizlere fiziki, kültürel, psikoloji, soykırım her yönüyle iğrençliğiyle devam ediyor ve bu dünyanın gözünde, dünyanın güçleri gözünde, dünyanın suç ortaklığını, başta İngiliz politikası olmak üzere bu suç ortaklığını devam etmektedir. O yüzden ki biz bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz. Karabağ halkı yerli bir halktır. Ermeni halkının yerli halkı ayrılmaz bir parçasıdır ve Karabağ 1920'de tanınmış Ermeni devletinin bir ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Karabağ 1917'de Rus deklaratiyle tanınmıştır. Kendi bağımsızlığına kadar tanınmıştır. O zaman Rusya tarafından atanan Komiser Stepan Çaumyan'dır. Ve General Lantrini'ye her konuda destek olmaya çalışmıştır. Ama İngiliz yanlısı taşnak politikası bunu bugün olduğu gibi o zaman da engellemeye çalışmıştır. Bu yanlış politikanın neticesinde böyle bir tablo görmekteyiz. Ne yazık ki bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Ve Ermeni halkı her konuda kendi meşru haklarını müdafaa etmesin. Biz bir yerli bir halk olarak, indirjen bir halk olarak, otokton bir halk olarak kesinlikle bunu müdafaa etmeliyiz. Ve Karabağ 1920 Batı Ermeni topraklarından kurulmuş Ermenistan devletinin bir parçasıdır. Ve bunu net bir şekilde savunmamız gerekir. Buna
hiçbir güç engel olamaz. Yeter ki biz gerçekliğimize yüzleşelim, gerçek haklarımızı müdafaa edelim. Karabağ'ın Türk egemenliğinde sömürüsünden kalmak bitmek demektir. Yok olmak demektir. Vampirlere, çakallara yem olmak demektir. Nasıl ki Batı Ermenistan'da yapılan zulümü bugün Karabağ'da da Doğu Ermenistan'da da yapmaya devam etmek bir oyunlardır. Biz bu oyunlara göz yumamayız, ortak da olamayız. O yüzden ki eğer bugün Batı Ermenistan'da yapılan zulüm arzaklıyorsa, Doğu Ermenistan yapılacaksa, o yüzden ki bu vampirliğin limiti, sınırı yok ve herkes bu haksızlığın hedefindedir. Bütün zulüme uğrayanlar, bütün haksızlığa uğrayanlar. Eğer buna sessiz kalırsanız yarın sıra sizdedir. O yüzden ki biz kesinlikle Batı Ermenistan yönetimi olarak kesinlikle kabul etmeyiz. Bütün Arzak'ın meşru haklarını müdafaa edeceğiz ve yanındayız Arzak'ın. Ama böyle yanlış politikayı kesinlikle kabul etmeyiz ve karşısındayız. Röportaj için teşekkür ediyorum. Western Armenia TV'ye bu imkanını verdiği için çok teşekkür ederim ve bütün kadro çalışanlarına başarılar dilerim. İyi günler. Teşekkür ederim. Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi Simon Darunyan ile söyleştiğimizi hatırlatmak isterim. Görüşmek üzere.